Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çavuş Yov, yine farklı bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz yağma nedir ve nasıl atılır? Tabii bu konuyu bilmeyeniniz tabii ki yoktur. Yani az çok kulak aşina sormuşsunuzdur, yapmasanız bile. Şimdi arkadaşlar, bu yağma işi, tamam mı, ikiye ayrılır. Birincisi, küçük kaleden, seferi iyi olan bir alt kaleden yağma atmak. İkincisi ise kendi savaş hesabınız olan ana kaleden yağma atmak. Tabii ikisinin de kendine nazaran bir riskleri var. Biri hızlıyken daha çok zararınız olabilir zayiat yediğinizde. Biri yavaştır ama yani saldırı aldığınızda daha az zayiatınız olur. Tabii o sizin o anki planınıza, stratejisine göre değişiklik gösterebilir. Ben ikisini de anlatacağım. Hangisi işte bunu yapar, işte böyle yaparsanız bu olur, onları anlatacağım. Siz kendinize uygun olanı, kendi planınıza uygun olanı seçip kendi yağmanızı atabilirsiniz. Şimdi direkt konuyu fazla uzatmadan birinciden başlayalım. Kendi alt kalemizden mesela yağma atacağız diyelim. Bunun önce avantajlarından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi en başta bir asker basacağız, değil mi? Hatta onu da şu an eğiteyim ben. Tamam mı? Şu an bu yaralılarda falan vardır. Şurada mesela şu böyle bir 180k falan eğiteyim. Tamam mı? Neden T1 süvari eğittik arkadaşlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü bu oyunda March of Empires tarihinde en hızlı asker T1 süvaridir. Bunu unutmayın. Hani klik, o da hızlıdır T5'lere nazaran. Ama tabi T1 süvari ondan da hızlıdır. T1 süvari işte T1 kılıçtan, mızraktan, kuşatmadan, okçudan hepsinden daha hızlıdır. Hani mesela kuşatma buraya emin olun bir 20 saniye gelirken bu 7 saniye geliyor. Tabi sefer hızları aynı olduğu takdirde. Onun için süvarimizi bastık. Süvariye bastıktan sonra tabi bir de şey var, mesela dışarıya yağma atarken toplam maksimum 6 bölük, değil mi? 6 sefer çıkarabiliyoruz yağma atarken. Ama mesela ne kadar çok sefer çıkarırsak dışarıya, saldırı geldiğimizde kalkan basamama olasılığımız da o kadar yüksek olur arkadaşlar. Onun için maksimum 4 tane sefer çıkarmanızı öneririm. Tabi bunların saniye uzaklık gidişi de önemli ve maksimum 5 saniye uzaklığa göndermenizi, hatta 4 saniye uzaklığa göndermenizi tavsiye ederim ki zaten sefer hızını ayarladığınız zaman full sefer hızı olacak, bir de T1 süvariyle. Yani 4-5 saniye dediğime bakmayın, şu dediğim 4-5 saniye ta buradan, tamam mı, kaleye, burası en az buraya kadar gelir. Yani buraya 4 saniyeye anca gelir. Hani şura 6 ise, 5 ise buraya göndermeyin, şuraya gönderin ya da şuraya. Hani ki o kadar açılmanıza da gerek yok. Zaten bu 3-4 saniyeler bayağı bir geniş alanı kapsıyor, yani böyle bir yuvarlak o çizdiğiniz zaman. Yani maksimum 4. Bunu anlattım. Sonra direkt onlara geçmeden şimdi bir şeyler anlatayım. Şuradan arkadaşlar, tamam mı? Hani ordu yükü fazla olsun diye şuradan bir 200'lük ya da 25'lik ordu yükü basabilirsiniz. Mesela bak, benim seferim kaç? Hemen buradan göstereyim. Ne diyor? Mesela 181 mi? Aynen. Şu an 181 dolu diyor. Tabi askerimiz full basılı olmadığı için. Mesela şurada 525k yazar, tamam mı? Tek mesela benimki kaçmış? 443k. Aynen. 443k tek seferde asker gönderebiliyorum. Tabi şu an hiçbir şey basmamışım, işte sefer boyutu falan. Ona basmaya gerek yok. Çok asker gider ve bu sefer daha çok asker basma şeyiniz gerekebilir. Onun için ne kadar düşük gönderirseniz o kadar kardır. Maksimum 443 kat, tamam mı? Bunu 4 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü maksimum 4 sefer çıkarabileceksiniz yani. 6 da 2'yi çıkarmayın. Çünkü bu sefer çok etrafa dağılmış olursunuz. Ona gerek yok. 443 onu 4 ile çarpın. İşte 2 milyona falan yakın asker yapıyor. Siz düz 2 milyon T1 süvari basın arkadaşlar. Şöyle tak 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 işte gelin böyle vurun. Tamam mı? Şimdi bu T1'in ve alt kalenin bir avantajı, mesela direkt işgal et dediğin zaman hemen buradan saldıra basabiliyorsun. Çünkü full T1 zaten var içerisi. T5 yok. Yavaş gitmiyor. Ekrana ilk gelen asker zaten senin göndermek istediğin asker. Hemen direkt basabilirsin. Diğer türlü T5 kalede bir de set değişimi olayı var. Şimdi ona geleceğiz. Hangisi daha hızlı, hangisi yavaş diye. Şimdi bunu gönderdik arkadaşlar. Tamam mı? Hızlı hızlı tak 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 yağma attım böyle 2 milyondan. Böyle attın attın, en son baktım biri geldi. Sende var böyle birkaç. İki ya kaynak biriktirmişsin mesela pat diye. O adam sana bir 70 çaktı. Tamam, en az bir te yani bir ya kaynağını alır.
Sonra sen ne dersin? Ulan çavuşçuk, senin verdiğin ben taktiğin ta anasını neyse. Durum, benim suçum yok orada çünkü ben daha devamını demedim. Yağma atarken, tamam mı, kendinize bir oran belirleyin. Odun oranı. Mesela yağma atarken deyin ki abi şu an hepsinden 0 M var. Tamam, ekmek 0, o taş 0, gümüş 0. Deyin ki abi ekmek ya da odun 100 M olduğunda ben bu kaynağı başka bir kaleye aktarayım. Sonra tekrar yağma atayım. Anladın mı? Bunu yapın. Mesela yağma attım attım attım, 100 milyon odun oldu. İşte 50 milyon taş oldu. 60 milyon demir oldu. 200-250 civarında da ekmek olur. Birkaç 40-30 M'de gümüş olur. Bunu yaptınız ya, yağmaya devam etmeyin. O an kalkan basın, durun. Kaynağı başka kaleye gönderin. Kalkan da basın, orada dursun. Sonra buradan tekrar sıfırdan böyle yağmaya başlayın. Ki o an birisi de 70 bile vursa veya sola bile vursa, ki tebir olduğunuz için ordu yüküyle vurup bayağı bir kaynağınızı alacaktır. Emeğiniz boşa gitmesin ve siz de sadece böyle sıfır, o ana kadar ne kadar kaynak yapmışsanız böyle 20-30 M kaynağınızı alsın. Tabi siz şey belirlersiniz, işte 100 M odun olsun, işte veririm, alt kaleye gönderirim, işte 99'da gelir tam biri vurur, o da sizin şansınız, ona da karışmam. O zaman 90 100 değil de 50 yapın, 40 yapın. Tabi bunu ne kadar çok düşürürseniz kaynak kaptırma, kaynak kaybetme olasılığınız da o kadar düşecektir. Burada kesinlikle yapın. Ki bir de şu yöntem var, yeteneklerden arkadaşlar ve itemlerden, tamam mı? Bak, hatta şuraya yazayım, korunan kaynaklar. Aynen, korunan kaynaklar. Bakın, korunan kaynaklar 225. Yani bu ne demek oluyor? Mesela biri size vurduğu zaman kaynağınız şurada 2,5 milyon kalıyor yani. Korunan kaynaklar itemlerini ve yeteneklerini, işte her şeyini bastığınız zaman burada en az şöyle bir 50-60 milyon kalıyor. Ve vuran kişi askerinizi öldürüyor, yaralıyor ama kaynağınızdan alamıyor bu korunan kaynaklardan dolayı. Tabi 50 M'den fazla odunuz olacağı için 60 M 70 M, oradaki bir 20 M'lik 30 M'lik farkı alacaktır. Tabi orası da olur yani, o kadar da olmaz değil. Bir ikincisi de yağma atarken arkadaşlar böyle, tamam mı, buna bastığınızda hemen ona bakmayın, kalenize bakın, gözünüz kalenizde olsun. Her an biri yanınıza ışınlanabilir, 70 vurabilir arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Sonra kalkan kısmına gelince mesela şunu sayın, bak ürünlere tıklıyorsunuz değil mi, 1 savaş, 2 şuradan kuşa basıyoruz, 3 en son kalkana basıyoruz, 4 4 adam. Peki şu sağdan bassak, tamam mı, şu etkinliği hemen üstünden 1 2 ve 3, gördüğünüz gibi bu sağ taraftan basmak daha hızlı oluyor. Tabi sizin el alışkanlığınıza göre değişebilir ama ben genelde sağdan basıyorum. Hani sağdan basacağız biz, hani biraz tabir edeceğiz artık, ne konu nerelere gitti bilmiyorum ama yanlış anlamayın. Siz de sağ taraftaki sekmeden kalkanınızı basın diyelim ve bu konuyu da burada bitirelim arkadaşlar. Başka alt kale ile ilgili bir söyleyeceklerim bir şey kaldı mı? Tabii ki sefer hızı. Sefer hızı. İtemlerinizi nasıl ayarlayacaksınız arkadaşlar? Şimdi onu söyleyeyim. Buradan sefer hızı falan ne var ne yok hepsini takıyorsunuz, tamam mı? Ordu yükü falan hiçbirine gerek yok. Bak, emin olun. İşte en iyi sefer hızınızı takın buradan. Tabii şunu ben unuttum. Şu daha iyi sefer hızlarından. Aynen. Sefer hızı yazdığınız zaman arkadaşlar ekranın başına gelen sol baştaki her zaman en iyi sefer hızı veren itemdir. Sefer hızı zaten bu. Lan demiri taktık. Bak bunda mesela şey var. Sefer hızı yok mesela bunu, tamam mı? Hani bölük boyutu kullanabilirsiniz. Demir işinize yaramaz. Akın yazamaz. Ya da süvari saldırısı alıp kullanabilirsiniz. Biraz daha yüksek bonusunuz çıksın diye. Hani kalelere vururken bazen böyle T1, T2 karışık şeyler kalıyor ya. Bırakmış kalelerde, o yüzden. Onları da hemen küçük şeylerle alabilirsiniz. Az zayiatla ve böyle. Şimdi seçtiniz ya arkadaşlar. Onun için full 443K göndereceğimiz için ordu yükümüz her türlü, zaten her türlü bir 40-50 mi olacaktır. Onun için ordu yükü ayrıyeten de vermenize gerek yok. Tabi bir de bunun yetenek boyutu var. Yeteneklerden de arkadaşlar full, tamam mı, full sefer hızı verin. Full. Kalanı ordu yüküne verin yani. Kalan da zaten kalacaktır. Savaşa verin ya da vermeyin fark etmez. Ama boşta kalmasın, yine onu da savaşa verin.
Çünkü zaten her türlü 50-60 mevi bir kaynak olsa her türlü zaten siz o yetenekleri vermeden orada yükü basmadan alırsınız. Ki baktığınız hani şey olmuyor. Baya bir kaynak çıkıyor. 50-60 mevi bile yetmiyor ki o öyle bir krallık var mı bilmiyorum. İşte en son girersiniz şuradan sefer boyutu olarak bir 50'lik falan basarsınız. İşte şunlara basarsanız 40'lık falan. Bunları tabi neden size gelen saldırıları karşılamakta böyle hani onlara zayiat vereyim diye değil. Her türlü zaten yenileceksiniz. Önemli olan o kaynağı önceden çıkarıp onları o heveslerini kursağında bırakmak. Onu basmamızın amacı hani biz bazen boş kalelere vuruyoruz ya mesela. Sıra şunda 2 tane, 3 tane, 4 tane asker oluyor tamam mı böyle. Klik bazen oluyor. Çakılıyoruz ya. Hani süvari bonuslarını veriyoruz ki. O gibi durumlarda biraz bizim T1 süvarilerimiz kendine bir böyle bir şahlansın ve onları yenebilsin ve tekrar kaynağımızı bize geri getirebilsin arkadaşlar. Bu böyleydi. İster işte o dediğimi ister mesela bir şey yapın. Anakarnınızı getirin bunu yanına ışınlatın. Bundan kaynağı ona gönderin arkadaşlar. İçini full boşaltın sonra tekrar yağmaya başlayın. Hani bu taktiği nasıl diyeyim? Bu alt karelerden yapanların tam %99'u bu taktiği kullanıyor. Ki bu taktiği kullanmasalar sadece içi T1 böyle bir 5-10 tane 70 gelse ki 70'e bile gerek yok. Hani böyle bir güzel bir soloyla bile ordu yüküyle bir 300-400 M kaynağını rahatlıkla alabilir tek vuruşta. Ki 70 gelse bütün emekleri boşa gider arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hevesiniz kursağınızda kalmasın sonra. Çünkü kaynak yapıyoruz yani böyle yağma atıyoruz falan. Yani geri geliyor 7 saat 8 saat aralıksız yağma atıyoruz. 7 saat 7-8 saatlik emeğimizin karşılığını şöyle bir 5 dakika içinde hemen biri gelip de bizi vurup alıyorsa hani bu adama koyar yani biraz vicdan azabı çekersiniz. Onun için buna dikkat edin. Kaynağınızı o kalede tutmayın. Gönderin sonra yağmaya devam edin. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Şimdi bir de ana kalemizin yağma atmaya gelelim arkadaşlar. Şimdi ona direkt geçelim. Bu benim ana kalem. Tamam ben şimdi bunda yağma atacağım. Şimdi diğeri nasıldı? Tak tak tıklıyordun hemen T1 geliyordu direkt gönderiyordun. Ama burada T5 geliyor ve mecburen seti seçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Setimi de ayarlayayım böyle tak tak diye. 600K gönderiyorum ve 15. Şimdi seti gönderdik arkadaşlar. Bunda da aynı böyle işte sefer hızı nerede? Sefer hızına falan full alıyoruz burada da yine. Tamam mı? Sefer hızını alıyoruz. İşte ne kadar? 24 milyon. 24 milyon 750. Bu bana yağmada her türlü yeter. İşte isterseniz buradan bir tane 25'lik boyut veya 200'lük basalım hatta. Bir tane 200'lük ordu yükü basalım. Ki üretimde falan 200'lüğü basın yine hani 30'un üstünde falan olsun. Bakın 30 milyon oldu. Tamam. Şimdi buradaki şey şu. Saldır set seçiyoruz ve buradan saldırıyoruz. Bunu neden anlatıyorum? Abi benim alt kalem yok. Tamam alt kale daha hızlı oluyor. Direkt T1 ile vuruyoruz ses seçmeden. Ama benim alt kalem yok. Ana kalem var. Ana kaleden nasıl yağma atabilirim? Saldırı gelindiğinde onları nasıl karşılayabilirim? Diyorsunuz ya hani. Şimdi alt kalesi olmayanlar veya alt kalesi olduğu halde ben ana kaleden yağma atmak istiyorum diyenler için de bu videoyu çekiyorum. Bunu gösteriyorum yani. Öncelikle arkadaşlar bir itemlerinize girin. Tamam mı? Şimdi itemlerinizde hani hızlı olmak için en başta bir sefer hızıyla falan uğraşacağız. Şimdi birincisi sefer hızıyla beraber yanında hangi askeri veriyor ona bakacağız. Mesela şu balta arkadaşlar. Sefer hızı 59 veriyor. Tamam mı? Ağır yeten silahşör saldırı sağlıkta 119 veriyor. Bu şan yolundan yapılıyor, yapılmıştı. Şanyolu diyorum pardon, hikayeden, kişisel hikayeden ve bir tane de burada var. Mesela bu hem sefer hızına çok güzel gider yağma atarken ve silahşörü de şişirmiş oluyoruz. Tabi bir de şurada mesela şuraya yazın sefer hızı. Bakın mesela bu sefer hızı mızrağı veriyor. İşte bu sefer hızı veriyor, mızrağı veriyor. Ama ben silahşör diziyordum. Ben mesela bunu kullanırım tamam mı? Sonra bunda mesela bu sefer hızı vermiyor. Ama hangisi veriyor? Şu sefer hızı veriyor mesela. İşte bu sefer hızı veren bir tane var mı mesela? Bunda sefer hızı böyle silah şöyle o kadar abartılacak kadar yok. Bu biraz hızlı olsun diye hem orduyu hem sefer hızı bunu kullanabilirsiniz. Ayakkabı mesela sefer hızına taklayın. Şuradan mesela hem 70 sefer hızı alırsınız hem de silahşör saldırı sağlık alırsınız. Tabi sizde bu itemler olmayabilir arkadaşlar. Buna yakın olan itemlerinizi takacaksınız. Kamp itemi olur. İşte şan yolundan gelmiş olur. Paketler almış olursunuz. İşte mor itemleriniz olur. Hani bu ben kendi kaleme göre hani sizlere söylüyorum. Siz de mantığını çözün. Sefer hızıyla beraber yanında silahşör, mızrak veya süvari veren
birini kullanın. Ama şu hatayı yapmayın. Mesela şu kılıç silahşör veriyor ya. Şu ayakkabıda da mızrağı ya da süvariye kullanmayın. Hepsini silahşöre yapmaya çalışın. Silahşör seferızı, silahşör seferızı. Ama diyeceksiniz ki abi benim silahşörüm işte kötü seferızıyla beraber. Ama onun yerine mızrağın daha iyi. O zaman mızrak kullan, fark etmez. Tek yapman gereken yeteneklerde işte hangi, mesela ben silahşör yapacaktım. Şuradan tertibi belirleyip tertibe basıyorum. Savunmam böyle oluyor. Senin mızraksa burada mızrağı seçip tertibin mızrak yapacaksın ve öyle göndereceksin. Ki mızrakta da bayağı sefer hızıyla beraber mızrağı veren bayağı güzel itemler var. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Tabi bunda şimdi şöyle en başta bir hani 40'lık basacaksınız saldırı, 40'lık sağlık basacaksınız. İşte özel ordunuz varsa basacaksınız. Simya alacaksınız, tamam mı? Simyayı alın, orduya falan vereni alın. Hangi askerle yağma atıyorsanız sefer hızınız hangi askerle beraberse o askerin dizilimini atın. Kendi savunmanızı ve kendi savunmanızda genel taktikleri seçmeyi de unutmayın arkadaşlar. Taktikler genelde genel taktikler olsun ki silahşör geldiği zaman en azından mızrağınız biraz daha dirayetli olsun ve silahşörlerine kafa tutabilsin. Ki mesela mızrak yağma yapsanız, tamam mı? Ve bonuslarınız da böyle hani normalde diyelim ki 2600'e 2500 falan çıkıyor diyelim mızrak. Ki o kadar çıkmasa bile hani 2000'e 2000 çıkıyordur diyelim mızrağınız. Bu yağmayla beraber ne kadara düşer? Muhtemelen 1300'e 1200'e falan kadar gelir arkadaşlar bonuslarınız. Ama emin olun mızrakla beraber sefer hızını dizdiğiniz zaman hem askerleriniz daha hızlı gider. Ama bakın şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi sefer hızı dizdiğiniz mızrakla beraber ya, şurada mızrağı yapmayın. Burada yine süvariye kullanacaksınız. Çünkü süvari en hızlısıydı. Unutmuyoruz. Süvari en hızlısıydı. Hani ne vurduğun önemli değil. Önemli olan hızlı gitmek seferlerde. O hatayı yapmayın yani. Ondan sonra onu yaptıktan sonra arkadaşlar gelip böyle şu kaleye mesela böyle vurun hemen tak buradan süvariyi seçin mızrağı seçmeyin. Nerede kalmıştık? Unuttum. Unuttum. Ha şey. İlla ki size birisi vuracaktır arkadaşlar. Bonuslarınız 1200'e 1000 diyelim. Emin olun, tamam mı? Bu setle vurduğunuz zaman böyle sefer hızı savaş karışık sizi yakamayacaklar. Ama 70 saldırı alırsanız, yani 70 gelirse size 70 vururlarsa ki her türlü yanarsanız, ki zaten zıt taktik gelirlerse ki kesin yanıyorsunuz zaten. Hani bonuslarınız yüksek bile olsa yanarsınız. Ama böyle soloları falan böyle içeride zaten 4 milyon 400 askeriniz var ki yağma atarken de çar kalesinde durmayı unutmayın. Hani bonusunuz daha yüksek olsun diye. Mesela bakın benim kaç? 4 milyon, tamam mı? İçeride savunma var toplam. Toplam 10 tane şey var, bölük var. Her biri 400K'dan 4 milyon. Şu an kraldayım. Ama bunu gelip çara alsam, tamam mı? Bu sefer 4 milyon 400 olacak ve daha 400K ayrı artı bir savunmam olacak. Onun için yağma atarken de çarda durmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra dediğim gibi işte vuracaklar size. Büyük bir ihtimalle siz savaşı kazanırsınız, merak etmeyin. Ama yine de tabii kalkan basma şansınız varsa kalkan basın arkadaşlar. Nasıl ben bunu işte yenerim, işte çavuş abi böyle dedi, yok ben bunu yenerim falan deyip de şehvete kapılıp sakın kalkanınız bakmazlık etmeyin. Sonra ben mesuliyet kabul etmem, kalkanımızı basın lan. Biraz fazla atak yaptım ama kalkan basma imkanınız varsa basın. Çünkü adamın ne geleceği belli olmaz. 70 gelir, solo gelir, fastık gelir ki. Şimdi siz mızrakta duruyorsunuz, adamın biri size solo silahşör vuruyor ve bonuslar da acayip yüksek. Eğer sizin bonuslarınız böyle 1500-1600 civarıysa, hani 800K ile falan vuruyorsa yakamaz. 900K ile vuruyorsa yakamaz. 1 milyonla vuruyorsa yakamaz. Senin bonusların 1300-1200 ise ve tam yani hiç denemek lazım aslında, tahmin ediyorum. Şöyle bir 1200, 1 milyon 200, yani 1 milyon 300 böyle seferberlikten falan vurursa yakamasa bile size baya bir zayiat verebilir. Onun için yağma atarken de dediğim gibi sürekli gözünüz kalenizin önünde olsun. Vuracağınız yere bakmayın sürekli. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizleri aydınlatabilmişimdir. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Varsa da yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince mesajları okuyorum zaten yorumları. Sizlere cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum ve like'larınızı da kesinlikle bekliyorum. Ah çok demeyin, camiye yardım edin diyelim. Başka herhalde unuttuğum bir şey yok. Varsa da zaten dediğim gibi belirtin aşağıya.
Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ki kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Oldunuz değil mi abone? Ha, tam olduysa sıkıntı yok. Kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.